Değerli izleyenlerimiz, herkese merhabalar. Bugün sizlere İstanbul Beylikdüzü'nden sesleniyoruz. Sektöründe ağız ve diş sağlığı alanında 30 yıllık bilgi birikimi tecrübesiyle birlikte insanların gülüşüne farklı bir ayrıcalık katan, son 3 yıldan beri de Aquadent olarak faaliyet gösteren kuruma konuk olduk. Firmamızın kurucusu Muhyiddin Yılmaz bizlerle birlikte. Muhyiddin Bey, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. İzleyenlerimize bu pandemi sürecinde tabii merak edilenleri birazdan aktaracağız. Ama öncesinde sizleri tanıtmak isteriz. Muhyiddin Yılmaz kimdir? Muhyiddin Yılmaz aslen Bitlisli'dir, Bitlisliyim. 69 yılında İstanbul'a göç ettik. İlkokulunu Nilüfer Hatun İlkokulu Nişantaşı'nda okudum. Daha sonra İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldum. Akabinde İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 89 yılında bitirip mesleğe atıldım. Çok, son 3 yıldan beri de Aquadent olarak faaliyet gösteriyoruz Beylikdüzü'nde. Peki kliniğimizde neler yapabiliyoruz Muhyiddin Bey? Kliniğimizde tüm branşlarda hekimlerimizle çalışıyoruz. Çene cerrahisi branşımız var, ortodonti, pedodonti, periodontoloji gibi branşlarda bir veya ikişer hekim olarak görev yapmaya çalışıyoruz. Ve özellikle muayenelerde, yani hasta planlamasına çok özen gösteriyoruz. Bu planlamalar esnasında hastalarımızın ilk muayenesi ve röntgenlerini, görüntülemelerini yaptıktan sonra multidisipliner sistemin gereği olarak birçok hekim inceliyor, periodontolojik açıdan, ortodontik açıdan ve diğer açılardan, protez uzmanlığı açısından. Daha sonra hastamıza hangi işlemi yapacağımıza böyle ciddi bir planlamadan sonra karar veriyoruz. Çok güzel. Peki bu pandemi sürecinde özellikle hastalarımızın da merak ettiği konulardan bir tanesinde ne gibi önlemler aldık, ne gibi prosedürlerimiz var şu anda? Evet, pandemi süreci gerçekten çok önemli bir süreç. İnsanların artık canlarından korktuğu, evlere kapandığımız, kımıldayamadığımız bir süreç haline geldi. Fakat bizim diş kliniği, polikliniği olarak şöyle bir avantajımız var. İnsanlar hiç daha maske bilmiyorken, önlem bilmiyorken biz maske kullanıyorduk, eldivenler kullanıyorduk, otoklav cihazlarında aletlerimizi steril ediyorduk. Şu an bunları gene aynı ciddiyetle, hatta daha da önem vererek yapar durumdayız. Ve şükür ediyoruz ki kliniğimizde herhangi böyle bir vaka olmamıştır. Ve bu yönden klinikler de şunu söyleyebilirim insanlara. Diş polikliniği gerekli tedbirleri alıyorsa bir insanın kendi evinden daha güvenilir bir yerdir. Çünkü evlerde otoklav yok. Evlerde her an maske kullanılmıyor. Gerekli özen hiçbir zaman bir klinik kadar gösterilmeyebiliniyor. Kesinlikle. Peki 30 yıllık bilgi birikiminiz ve tecrübenizle birlikte izleyenlerimiz gerek çocuklarında gerek de kendilerinde herhangi bir sağlık problemi yaşamadan önce ne sıklıkla bakıma gitmeliler? Ağız ve diş sağlığı ile alakalı kontrol yapmalılar. Evet, kendilerinin fark etmediği, göremediği bazı sorunlar olabilir, diş çürükleri olabilir. Bizim tavsiye ettiğimiz süre 6 aydır. Vakit bulamayanlar için 1 yıl olabilir. Fakat en öngörülen bir çürüğün büyüme, oluşma hızını da göz önüne alırsak 6 ayda bir hekime görünmek çok uygun olur. Peki gerek Türkiye'de gerek yurt dışında ağız ve diş sağlığı ile alakalı rahatsızlıkları bulunan hastalarımız bir tedavi yaptıracakları zaman gidecekleri diş kliniklerinde nelere dikkat etmeliler? Kesinlikle çok önemli bir soru, çok önem verdiğimiz bir konu. Bu hastalarımızın tabii önem verdikleri birinci konu bana göre meslek pratiğinin dışında güven olması gerekiyor. Avrupa ülkeleri gibi maalesef bütün klinikler aynı standartta, aynı güvenirlikte, aynı dikkat ve özende çalışmayabiliyor. Hastalarımız güvenebilecekleri, uzmanların bulunduğu, planlamanın doğru yapıldığı, sadece maddi kazancın göz önüne alınmadığı bir arayış içinde olmaları lazım. Kaliteye çok önem versinler. Zaten buradaki fiyatlar Avrupa'nın 1/3, 1/4 civarlarındayken bundan daha uygununu aradıklarında maalesef yanlış tedavilerle, yanlış kalitesiz işlerle muhatap olabiliyorlar. Sonuç olabiliyorlar. Peki özellikle izleyenlerimizde bu alanda ebeveynlere bir sesleniş mesajı olması adına çocukların da ağız ve diş sağlığı bakımında nelere
tavsiye edersiniz şu anda? Ne güzel bir soru. Evlatlarımız tabii, onlar bizim geleceğimiz. Evlatların ilk süt dişleri 6 yaşları civarına kadar, 2-4 yaşına tamamlanıp 6 yaşına da değişim dönemi başladığı için bu değişim sürecindeki oluşan çürükler daha sonra ciddi tedavi gereksinimlerine, mesela ortodontik tedaviye veya başka kayıplara, diş eğriliklerine vesaire neden olabiliyor. Hatta bazı çürükler bu sefer vücut sağlığında etkili bir hale gelebiliyor. Biz çocuklarımızı seviyoruz. Seve seve bize getirdiklerinde 6 ay olur, 3 ay, isterlerse ayda bir getirsinler. Biz onları ücretsiz olarak, gönüllü olarak muayenelerini yapar, sorularını ebeveynlerine bildiririz. Tedavilerini gerekli görürlerse zaten gene yapabiliriz. Çok güzel. Muhyiddin Bey, peki ağız ve diş sağlığı alanında, sağlık turizminde gerçekten de Cüzeyde ülkemizin bu alanda yapmış olduğu çok başarılı çalışmalar oldu. Bizler de kendi branşımızda yurt dışından gelen hastalarımıza ne gibi kolaylıklar sağlıyoruz? Evet, gerçekten sağlık turizmi Türkiye'nin ümit konularından biri olmaya başladı. Devlet de bunun bilincinde ve ciddi destekler veriyor ve konuyu da ciddi olarak inceliyor. Bu bağlamda biz sağlık turizmi belgemizi aldık. Yani yurt dışından gelen hastalarımız kontrollü olarak bize gelebilirler. Ve bu bunları kolaylaştırmak için, onlara yardımcı olmak için de daha ülke içindeyken havaalanında onları karşılama, otellerine teslim etme, çok yakın olan 5 yıldızlı otellerde konaklamalarını sağlama ve burada zamanları az bile olsa kısa sürede seri bir şekilde tedavilerini hızlandırmak için de gerekli önlemleri almış bulunuyoruz. Çok güzel. Peki Muhyiddin Bey, açıldığımız günden bu yana bugüne kadar Aquadent'le tanışmış olan hastalarımıza, izleyenlerimiz arasından Aquadent ile birlikte bu noktada hizmet alacak olanlara buradan söylemek istedikleriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Evet efendim, yani bize gelmiş, dişini yaptırmış, tedavisini yaptırmış veya görüşmüş veya muayene olmuş bütün hastalarımıza, bizi tercih ettikleri için zaten teşekkür ediyorum. Yapmış ve bitirmiş olduğumuz işler dahi için olsa gene belirli sürelerle bizi ziyaret etmelerini, sorunları varsa bize iletmelerini ve problemleri varsa muhakkak söylemelerini, küçük bir sorun bile olsa kendinden geçer gibi veya rahatsız etmeyelim duygusuna kapılmasınlar. İlk fırsatta gelip kontrollerini yaptırsınlar. Son olarak şunu demek istiyorum. Bizim geleceğimiz, ümit ışığımız olan evlatlarımızın diş sağlığına çok dikkat edelim. Şimdiden sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak olanaklarımız çok iyi. İki pedodonti uzmanımız var. İki pedodonti uzmanı birden klinimizde çalışıyor. Ve gerekirse hastanede tam anestezi altında veya sedasyonda veya hiç uyutmadan da konuşarak, gülerek, eğlenerek çocuklarımızın tedavilerini yapıyoruz. Ve çocuklarımızı çok seviyoruz. Siz de çocuklarınızı seviyorsunuz. Lütfen dişlerini ihmal kontrol etmesinler. Edin, ihmal etmeyin, ağızlarına bakın. Ha, göremediğinizde bize getirin, biz görelim. Çok güzel. Muhyiddin Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerinizden dolayı akabinde 3 yıldan beri güzel çalışmalarımızla birlikte bu alanda insan sağlığına özen göstererek hizmet sergileyen bütün ekip arkadaşlarınıza, izleyenlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Başarılarınız bu alanda her zaman daim olsun. Eyvallah. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.